zaten genel olarak nerede bir iyilik projesi Ahbap Ali Flamenco da geçiyor. Burada da çok önemli bir parçasınız. Ne sesiniz de dayak verdiniz. Projeyle bağınızı bir de buradan direkt ağzınızdan duymak istiyoruz. Bütün basın toplantısını özetlersin. Şimdi gördünüz zaten. Çok duygulu, çok güzel bir şey. Hani bana getirdikleri için, hani sen de bizimle beraber bir şey söyler misin dedikleri için ben onlara teşekkür ediyorum. Çok büyük bir onur. Onlar bizim her şeyimiz. Şu anda biz röportaj yapıyorsak onlar sayesinde yapıyoruz. Ve röportaj yapabileceksek onlar ancak koronayla mücadele edecekse yapabileceğiz. Onlar çok acılar çektiler. Bizden önce onlar öldü. Anneleri öldü, çocukları öldü. Beraber öldüler, eşleriyle öldüler. Onlar sağlık emekçileri, çok kutsal bir vazife içindeler. Bu nedenle buraya geldiğim için gerçekten mutluyum. Bu bir sosyal sorumluluk projesi değil, burada oluşum. Hayatın kendisi, hepimiziz. O sensin, benim, o. Başka bir şey değil bu. Onun için duygularımı ancak böyle ifade edebiliyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim, proje size nasıl geldi? Sürekli siz zaten hep böyle... Bana ulaştılar. Bana ulaştılar. Hani Ahbap Başkanı olmam, aynı zamanda Yavuz Kalaycı'nın, rahmetli Yavuz Kalaycı'nın için, daha doğrusu onun için İzmir'de bir konser vermiştim. Gelirini ailesine bağışlayacaktık. O tür çalışmalarımı da bildikleri için, hatta korona sürecinde evine gidemeyen, annesine babasına bulaştırırım korkusuyla evine gidemeyen sağlık çalışanlarımızın birçoğuna yer tahsis ettik, otel tahsis ettik. Onları da bildikleri için bana ulaştılar. Ben de seve seve tabii dedim, gelirim. Abi basın toplantısına da gelir misin? Gelmez mi dedim, ne olacak yani, hep beraberiz sonuçta. Geldim ben de. Peki, son şunu sorayım. Yıllardır şarkı söylüyorsunuz, yıllardır sanatınızı icra ediyorsunuz ama bu projenin içinde sesinizle bu şekilde var olmak size ne hissettirdi? Ya inanın, gördüğünüz yani ben oradaki güzelliğin çok 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 bir küçük bir noktasındayım. Sadece varlığımla varım orada. Hani ben sizin yanınızdayım diye varım. Türkü dahi okumadım. Onların okuması çok daha önemliydi. Ben her zaman okuyorum. Onun için bu projede yer almak ayrı bir onur, ayrı bir güzellik benim için. Hani mutluluğu başka nasıl ifade edebilirsiniz ki? Mutluluk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin.